Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem ecmaîn. Bayraktar Bayraklı isimli bir profesör açık oturumda. Bir röportajında şöyle konuşmuş. Yani röportaj yapmış galiba. Neşet Düzdelisi'nin bir gazeteciyle. Radikal gazetesinde yaptığı röportajda şöyle diyor. Ölü için Kur'an okunmaz. Kur'an Allah için okunur. Çünkü Kur'an okumak bir ibadettir. Ölünün arkasından Kur'an okumak şirktir. İbadette Allah yapılır ama bazıları şöyle diyor. Biz Allah için okuruz ama sahabını ölülerimize göndeririz. Bu görüşte yansıtıyor. Cevap. Kenzülüm var. Feysünnel akbar ve lefâl. Yansıtasının kavli ve fiili sünnetleri hakkında Kenzülüm var eseri var. Orada 5486 numarada. Men zâra kabre ebeveyhi el ahadehma fi külli yeme cum'a fakara endu yâsîn gufrele Bekir radıyallahu anh'tan vermiş. Kim anne babasının veya ikisinden birinin kabrini cuma günü ziyaret ederse ve yanında Yasin okursa onun için mağfiret olur. Görüyor musun? Bak. Demek ki okunuyormuş. Ya. Diğer bir rivayette. Kim anne babasının veya birinin kabrini her cuma günü ziyaret etse ve yanında Yasin okursa ondan her bir harf karşılığında Allah-u Teala onu mağfiret eder. Bu da Ayşe Validemiz ve Bekir radıyallahu anh'tan vermiş. Dolayısıyla İslam'ın hükmü olan bir şeye şirk demek ne kadar ahmaklıktır siz anlayın. Başka bir soru. Daha şöyle diyor. Bugün Şiilik, Avelik, Alevilik, Vehhabilik, Ehlusunçilik var. Bunlar din adına kutsanıyor. Bir hoca televizyona çıkıyor. Ben burada İmam-ı Azam'a göre konuşuyorum diyor. Kur'an'a göre konuşuyorum demiyor. Abi Kur'an'ı gönderen Allah bir din Allah'a göre konuşulur. Mesela göre konuşulmaz diyor. Göya bu şekilde yani. İşi sadece Allah-u Teala'ya dayandırmaya çalışıyor ama şunu bilemiyor ki zaman uzadıkça insanlar cahil, ilimden uzak, dinden, ibadetten, marifetten, fıkıhtan habersiz. Herkes bu işle uğraşamaz. O yüzden alimlerin derecesi çok yüksektir. Alimlere tabi olmayı Cenab-ı Hak emretti. Atiullahi atiur Resulü ve ul emrin minküm. İçinizden emir sahibi olanlar işte gerçekten alimlerdir. Asıl alimlerdir. Ve onlara tabi olmayan ne olacak? Kendi başına kalacak. Kendi başına Kur'an nasıl anlayacak? Mezhep olmazsa kim nasıl anlayacak dini? Herkes Arapça öğrenmesi lazım. Dille-i şer'i bilmesi lazım. Ahkamı çıkarması lazım. Herkesin işi midir bu? Kendi bak profesör olmuşsun. Daha kendi bir şeyden haberin yok. Kafana göre konuşuyorsun. Evvelki imamların, evvelki alimlerin müştehitlerin yaptığı hizmeti bir tarafa atıyor. Kur'an'ı direkt kendisi anlayacakmış. Öyle şey mi olur? Mezhepler bizim içindir, rahmettir. Yani mezhepçilik yapmak doğru değil. Dört mezhep kendi arasında birbirini sever kabul eder. Herkes kendi imamına hangisine tabi ise onun beyan ettiği şekilde anlayıp yapmaya çalışır. Ki ahirette onunla beraber ecir bir mükafatını kazansın. Cenab-ı Hak ne buyurdu ahirette? فَسْأَلُوا اَهْلَ زِكْرِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız İlim ehline sorun. Vazide ilim ehli, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam-ı Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Malik, İmam-ı Yusuf, İmam-ı Muhammed, işte say git bir sürü müştehitler, mezhepleri yazmışlar, tespit etmişler. Asırlarca bu tatbik edilmeyi, şimdi kalmış bir iki tane profesör, kafalarına göre konuşuyorlar. Neye göre, ne daha bunu? Neye göre konuşuyorlar belli değil. Kimin adına konuşuyorlar belli değil. Bunların sözü batıldır. Burada konuştuğu gibi yani Şia, Mutezile, Vehhabi onları karıştırarak Ehl-i Sünnet'te onlardan biri gibi göstermesi mantıksızdır. Din Ehl-i Sünnet'tir. Yol Ehl-i Sünnet'tir. Diğerleri batıldır. Diğerlerin İrab'dan mahalli yoktur. Başka bir sözünde kadın başı açık namaz kadının başı açık namazı kılamayacak diye söyleyen bir kitap yok diyor. Hesaplayacak otorite yok diyor. Kadın camiye gider, namazı başa çıkılar. Engellemeyiz diyor. Allah-u Teala başörtülerini yakalar üzerine koysunlar. Duymadın mı? Kaldırıbine bir kumruhinne alâ cüyubihin. O başörtülerini yakalar üzerine koysunlar. Demek ne demek? Güzelce
boğazlarını, kulaklarını örtsünler. Ayrıyeten Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Hayız çağına gelen kadının namazını Cenab-ı Hak örtüsü olmadığı haldeyken kabul etmez. Baş açıkken, örtüsüyken kılacağı namazını kabul etmez. Hacı var. Ayşe Validemizin, Ashab-ı Kiram Hanımların tatbikatı var. Onlar camiye açık mı geldiler? Bir adam yani. Az biraz siyer oku. Biraz Ashab-ı Kiram Hanımların şeyini oku, halini oku. Kafana konuşuyorsun. Tek gözlük hariç her tarafı kapanacak diyor Ayşe Validemiz. Tek gözü yeter ona diyor. Hadi biz yine iki gözüne de bir şey demiyoruz. Yani Ayşe Validemizin fetvasına bakarsan tek gözü açık olacak diyor. Mezhep imamlar biraz daha müsamaha ederek iki gözü, işte elleri ve ayaklarına müsaade etmişler. Kur'an kadının etekle birlikte namaz kılmasını yasaklamıyor diyor. Ama diyor peygamberimizin uygulaması var. Kadının etekle aynı safta değil, kendi yerine alsalar diyor. Burada bir kadının etekle aynı safta olmayacağını, kendi yerine alacağını söylemiş. Ama Kur'an diyor, kadın etek bir arada kılmasını yasaklamıyor diyor. Yani burada da yanlışlık var. Cenab-ı Hak ayette önce erkekleri saymış, sonra kadınları saymış. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde, açıklamasında, uygulamasında nasıl ki Cenab-ı Hak önce erkekleri saydı, sonra kadınları saydı, siz de aynı şekilde erkekleri önce gelsin safa, sonra kadına gelsin diye buyurdu. Bak, ayette varmış demek ki. Erkekle kadının tokalaşması günah mı diye soruyorlar. Ben diyor, Efendimiz Aleyhisselam'ın kadınlarına tokalaştığını okumuştum diye soran kişi. Cevap, soruyu sen cevaplandırdın, bana sorun diyor. Bu diye müştehit kafalı. Profesör müştehit olmuş. Bir kere soru zaten yanlış. Verdiği cevap zaten ilmi değil, polemik. Efendimiz Aleyhisselam bir kere hiçbir kendine mahrem olmayan hiçbir kadına el tutmadı. Hadislerde kim kendisine yol mahremlik bağı olmayan kadına dokunursa kıyamet günü avuçlarına ateşten bir köz konur. Buyurmuştur. Mâ messe imreten katul lakin yakuzu aleyha bi'ate bil kelam. Bak bu beyat meselesindeki duruma çıkıyor. Mâ messe imreten katul. Efendimiz Aleyhisselam hiç kadına dokunmadı. Nasıl beyat aldı? Lakin يَخُزُ عَلَيْهَا الْبِعَةَ بِالْكَلَامِ Ondan beyatı sözle aldı. اِذَا اَخَزَهَا بِالْكَلَامِ قَالَ اِذْهَب۪ي فَقَدْ بَعَيَاتُكِ Tamam, senden beyatı aldım, sen git derdim. Gördün mü? Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam beyat günü de kadınlarla musafa etmemiştir. Bu da dedikleri gibi değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın tatbikatında asla kadına yanlış kadına dokunmamıştır. İsa Aleyhisselam'ın kıyamet gününe yakın bir zamanda tekrar yeryüzüne gelip İslam hakim kılacağı söyleniyor. Bu doğru mu diye soruyor. Eğer gelecekse insanlar nasıl tayyip ona inanacaklar diyor. Bayraklar bayraklı da cevap veriyor. Hazreti İsa tekrar bu dünyaya gelmeyecektir diyor. Bu konu Hristiyanlıkla alakalıdır. Kur'an'a göre Hazreti İsa ecel görmüştür. Oysa ki Hazreti İsa peygamber olarak dünyaya gelse Kur'an'daki Hazreti Peygamber'in son peygamber olduğu ilkesi ortadan kalkmış olur. Aslında sorunuza uzun cevap istiyoruz. Gerek yok. Bu dakika dar alanımız buna müsaitmiyor. Zaman içerisinde bu konu yazacağım diyor. Cevap, İsa Aleyhisselam müzürü tevatüre sabittir. İnkarı adamı felakete götürür. Ya. Ayet-i kerimenin derleti ve hadis-i şeriflerinde katı ifadesi bu iş dininin zarurat anlamıştır. Bütün akaid kitaplarımızda bu vardır. Hatta Profesör Karaman bile üzerine biraz reddi yapılınca sözü değiştirdi. Ben inişi inkar etmiyorum dedi ama ne zaman olacağını kimse bilemez dedi. Herhalde ne zaman olacağını Allah bilir. Ama onun hakkında bir sürü rivayet var. Ayet-i kerimenin de tefsiri innehu l-ilmi lis-sa'a. Elbette o saat kıyamet için ilimdir. Kıyametin ilmidir. İbn Abbas bu da diyor. Nuzul İsa bin Meryem. Meryem oğlu İsa'nın inişidir. Ashab-ı Kiram bunu böyle anlamış. İşte hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. La tekunu hatta fiha aşru aşrun. Kıyamet kaymolmaz. Ancak ta ki içinizde 10 şey mevcut olacak kadar. Deccal, Duhan, Dumandır. Tafetül Arz, Tülûr Şems'in min mağribiyat, Batlı Yerimiz'in doğması tersten. Nüzül İsa bin Meryem, Meryem İsa'nın inmesi.
ve Yecüc Mecüc ve üç tane de yer batması. Birisi Meşrik'te, birisi Mağrib'te, batıda birisi Cezire-i Arap bölgesinde. Son alamet de Adem'den çıkan bir dumandır diyor. İşte bu rivayetlerde mevcuttur. Buhari'de ve tevatür derisinde olan şu hadisidir. Kâlemiz sallallahu aleyhi ve sellem vellezî nefsî biyedihî nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki eyyûşikenne en yenzile fîküm ibnüm Meryem'e hakimen adlen ve eksir salîbe ve yaktulil hınzîre ve yada'il cizyete ve yefîdal mâlu hattâ le'ekbelehu ehad. Sadaka Resulullah. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa'nın aranıza inmesi elbette yakındır. Adaletli hakim olarak iner, haçı kırar, hınzırları öldürür, vergiyi kaldırır, mal o kadar bollaşır ki kimse onu kabul etmez. Bu halde. 4. cilt, 168. sayfa. Soruyorlar, bayraktar bayraklıya gene. Öldüğümüz zaman dünyayla irtibatımız tamamen kesiliyor mu? Ruhlar alemi nasıl bir alem? Cevap. Öldüğümüz zaman dünyayla ilişkimiz tamamen kesilmektedir. Ruhlar alemi diye bir alem yoktur. Çünkü öldükten sonra ruhumuz Allah'a dönmektedir. Nasıl dönüyor ve nerede bulunuyor? Mesela hakkında bilgimiz yok. Kabir alemi vardır. Kâlebi sallallahu aleyhi ve sellem. El-kabru ravdatun min riyazı cenneh. El-huf hufretun min huferin nira. Kabir cennet bahçelerinin bir bahçedir. Veya ateş çukurlarının bir çukurdur. Azap görenler hakkında ne buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem? Söz gezdirmekten dolayı, idrar sıçrantısından dolayı azap görüyor. Bu açıdan vardır. Ayet-i Kerime'de Allah yolunda ölen öldürülenlere ölü demeyin. Bırakın onlar terediler. Siz farkında değilsiniz. Diğer bir ayette Firavun ve ehline sabah akşam ateş gösteriliyor. Bu ayet onların hakkında kabir azabı olduğunu gösteriyor. Dualarında Efendimiz Hazretleri şöyle demiştir. Emin azab-ı kabir ve azab-ı cehennem. Yar beni kabir azabından ve cehennem azabından. Yar ben kabir azabından, cehennem azabından sana sığınırım. Şimdi demek ki kabirde bir hayat var. Olmayan şeyden sığınmaz. Kabirde bir irtibat, ruhun bedende bir irtibatı vardır. Yani ziyaretçi geldiği zaman, kabirin başına gelip de orada Kur'an okunduğu zaman ruhu Cenab-ı Hak onunla bedeniyle irtibatlandırıyor. Bir çeşit alaka var. O irtibatlanma vardır. İşte nimetlenme de vardır. Ceza da vardır. Dolayısıyla ruh öldüğü zaman kaybolmaz. Cenab-ı Hak onu derecesi olan makama yükseltir. Oradan bedeniyle kabirle alakası vardır. Yunus Asım zaten şerifte. Benim huzuruma girip de kim selam verse bana, Cenab-ı Hak benim ruhum bana iade eder. Onun selamını alırım diyor. Başka bir soru sormuşlar. Ben adet olduğum zaman da Kur'an okumak istiyorum. Bazıları okunmaz diyor. Kur'an'da böyle bir hüküm var mıdır? Cevap Bayraktar Bayraklı'nın cevabı. Adet olduğun zaman Kur'an okumanda bir sakınca yoktur. Çünkü Kur'an'da adet olan kadının Kur'an okumayacağına dair bir hüküm yoktur. Haizli ve nifas olan kadın hakkında birçok mesele saymıştır muhteremler. Kitapları bunları şöyle sayıyor, 13 tane sayıyor veya 15 tanedir. 13.sünde La yakra'u cunub vel haiz şey'in minel Kur'an. Efendimiz Hasan buyurdu. İbn-i Ömer Adem'in rivayetiyle Efendimiz Hasan buyurdu. Cunub ve haizli olan Kur'an'dan bir şey okuyamaz. Dua niyetiyle Rabbena'ları okur. Duaları okur. Duada bir şey yok. Zikirde olur. Zikreder. Abdest alıp oturup zikreder. Diğer hükümleri söyleyelim. Bu arada hayızlı ve nifaslı kadınlar namaz kılamaz. Oruç tutamaz. Mescide giremez. Tavaf yapamaz. Kocasıyla ilişki giremez. Mustafa dokunamaz. Yani Kur'an okuyamaz. Dinler. Uzaktan bakar. Hocalık yapan hanımlar hocalık yaptığı için talebesine heceleyerek okutacak kendisi. Elhamdü böyle parça parça onun talebenin yanlışını düzeltir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın açık beyanıyla her şeyi Kur'an-ı Kerim'den arayıp bulamazsın. Ama atâkümür resûl fehuzû ve mâ nehâkümü anhu fentehû. Resul size ne getirmişse onu alın. Hangi şeyden sizi yasaklamışsa ondan vazgeçin. Bu bak ne oldu? Demek ki ne getirmişse onu al. Ne getirmiş? Böyle yapın buyuruyor. Böyle yapın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemeden Allah-u Teala'nın emrini nasıl anlayacaksın? Peygamberle Allah'ın arası açılır mı? O zaman din kalmaz.
La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İki kısım. İkisi olmadan din tahakkuk etmez. Bu da mı yoksa reformcu yani? Bu bayrakta bayrakta mı acaba reformcu? Sadece la ilahe illallah kısmını alıyor. Muhammed Resulullah olmadan la ilahe illallah da kabul değil. Seferi iken soruyorlar Baraklı'ya. Seferi iken farz namazlarını iki rekat kılıyoruz. Şimdi ulaşım artık çok kolaylaştı. Ben seferi değil de normal kılmak istiyorum. Bak. Bir de farklı zaman hep azaltırlar, kısaltırlar. Tenzilat yaparlar. Şimdi sefer içinde kaldırıyorlar şimdi millete. Fazla kıl diyorlar. Yani iki rekat dört kıl diyorlar. Bu da cevap veriyor. Diyor ki bak Baraklı. Sefer olmak için Nisa suresinin 101. ayetine göre hayat tehlikesi veya ağır bir meşakkat olması lazım. Günümüzde söylediğin gibi uzak yerlere çeşitli taşlara gidilmektedir. Hayat meşakkati yoksa Türkiye'nin neresine gelsen git. Sefer değilsin. Ama hayat tehlikesi olduğu yerde dışarı çıktığın an sefer olsun. Bak. Onun için Allah Kur'an'da seferli zaman ve mekana göre hükmü bağlamamış. Hayat tehlikesini bağlamıştır. Diyor. Cevabımız ayet-i kerime böyle. Şöyledir bak. Nisa suresi 101. ayet şöyledir. Yeryüzüne sefer çıktığınız vakitte kafirlerin sizi fitnelendirmesinden korkarsanız namazdan kısaltmanızda size sizin üzerinde bir günah yoktur. Kafirlerin size saldırmasına korkarsanız namazı kısaltın. Bu hüküm daha sonra tüm yolculara şamil oldu. Bütün yolculara namazı kısaltma ruhsatı verilmiştir. Ayet böyledir ama ayetin tatbikatında Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Hükmü bütün yolculara şamil kıldı. Yani neden? Çünkü meşakkat var. Ustaz Ömer radıyallahu anh gelmiş Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Sadakadır. Yani o iki rekat, dört rekatı iki rekat kılıyorsun. İki rekat sadakadır. Allah-u Teala bununla tasadduk etti. Onun sadakasını kabul edin. Yani namaz kısaltmazsan Allah-u Teala'nın verdiği hediyeyi reddetmiş olursun. Ayrıca sefer hükümlerini beyan eden hadis-i şerifler yolcunun üç gün mesedebileceğini beyan ediyor. Oruç tutmamasına izin verildiğini, yani ruhsat verildiğini beyan ediyor. Demek ki yolculuk tahakkuk edince sefer hükümleri geçerlidir. Sefer hükümleri geçerli olunca artık seferin şimdi olmadığını söylemenin bir manası olmaz. Vasıtaların rahatlığı rahattır diyor. Sıkıntı yok diyorlar. O rahatlık değil asıl. Asıl önemli olan kendi vatanından, evinden ayrılması, aile fertlerinden ayrılması, çok çocuğundan ayrılması, onların durumunun ne oldu, ne olmadı diye düşünerek kendisi bunun sıkıntı yapmasıdır asıl şey, meşakkat. Böylece her an kişi ne kadar rahat da olsa bile evinden ayrıldığı zaman meşakkat içindedir. İşte bunun için İlgaz-ı Şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Es-seferi kıt'atun minel azab. Sefer azaptan bir parçadır. Yemne ve hadeküm nevmehu ve ta'amehu ve şürbetehu şerabehu. Sizden birinin uykusunu yemesini içmesini ne eder? Sefer insanın uykusunu yemesini içmesini ne diyor? Senin rahat zamanda uyuyamıyorsun, senin gibi yiyip içemiyorsun, alışın şeyleri bırakıyorsun. Bu da sıkıntıdır da işte. Bu sıkıntı her zaman vardır. Havada uçsan gene vardır. İşte böyle arkadaşlar muhtemelenler. Bu şaşkın adamların sözlerini cevaplamaya devam edeceğiz. Allah onlara hidayet versin. Onlara aldananlara da Cenab-ı Hak tez zamanı tövbe nasip etsin. Yanlıştan kurtarsın inşallah. Elhamdülillah.